Evet, kök hücre deyince akla Doktor Yüksel Büküşoğlu geliyor. Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kök hücre, bir sürü kök hücre var ama Yüksel Hoca bu konuda gerçekten adı en bilinen isimlerden biri. Hocam, kök hücre nedir? Kök hücre vücutta onarım potansiyeli sağlayan, vücudu gençleştiren, bir yerde hasar olduğu zaman gidip oraya yapışıp orayı tamir edip gençleştirip onaran hücreler. Hepimizde var bu kök hücreler. Vücudumuzda en fazla bulunan kök hücre kaynağı da göbek çevresindeki yağ dokumuz. Bu bakımdan belki de orası bir hazine bizim için. Değil mi? Hiç işe yaramaz falan demeyelim. Yani o göbek yağı fazla olanın çok mu fazla tedavi şeyi var, yeteneği var? Öyle demek doğru olmayabilir de yağ dokusunda, 1 gram yağ dokusunda yaklaşık 200 bin tane kök hücre olduğu söylenen bilimsel yayınlar var. Kulak arkasından ya da işte özellikle kulak arkasından. O çok moda. Nasıl? Evet. O çok modaydı demek lazım belki. Fibroblast yöntemi. Fibroblast gerçek bir kök hücre yöntemi değil. Yenileştirme, gençleştirme özelliğine sahip değil. Sahip ama bir gerçek bir kök hücre uygulaması olarak kabul edemeyiz fibroblast. Neden? Bir takım komplikasyonları var. Fibroblastı alıyorsunuz ve üretiyorsunuz. Kolajen liflerin üretiminde vücuttaki esnekliği, tazeliği, diriliği sağlayan da kolajen lifler. O ektiğiniz fibroblastlar orada kolajen üretimini stimüle ediyor, arttırıyor ve oraya bir gençleştirme olanağı sahip. Ama başka bölgelere yaptığınız zaman bu sonuç olmayacaktır. Kök hücre ektiğiniz yere gidip oranın hücresiymiş gibi davranıp orayı yenileştiren hücreler. Yani kalp kasını ekerseniz kalp kası çıkabilir orada. Yani var olan yerden copy paste mi yapıyor bizim anlayacağımız anlamda? Aynen. Ektiğiniz yerdeki hücreleri aynen dediğiniz gibi kopyalayarak tekrar gençleştiriyor, iyileştiriyor. Oradaki hasarı, harabiyeti gideriyor. Ama mesela şimdi o zaman söylediğiniz mantığa baktığınız zaman yani karnınızdan aldığınız yere yani yağlı bir bölge sonuçta. Çok oradan güzel. Aldığınız zaman yağ oluşturacak o zaman yüzünüze naklettiğiniz zaman. Çok güzel. Şimdi her şey doğada kendine göre hazırlanmış, kendine göre bir dengesi var. Şimdi kök hücrelerimizin bir yerde depo olması, kışla gibi. Askerleri nerede tutarsınız? Kışla da tutarsınız. Kök hücreyi nerede tutacaksınız? Göbek yağında tutalım. Aynen. Orada yağ dokusu çevresi, göbek yağındaki yağ dokusunda. Orayı bir kışla gibi düşünün. Vücutta herhangi bir yerde hasar ya da gençleştirme ihtiyacı olduğu zaman oradan kimyasallar salgılıyor. Biz onlara stokin diyoruz. Gel beni burada bul, tamir et, iyileştir, yenileştir diye. Oradan çıkan kök hücreler oraya gidiyor. Oraya gidip oradaki hücreleri koklayarak yenileştiriyor, düzeltiyor. Şimdi yani şöyle bir sorum olacak o zaman ama normalde karın bölgesi en fazla en çabuk deforme olan bölgelerden bir tanesi olduğu için o zaman yani normalde oradan aldığınız bir kök hücre kaynağının diyeyim de çok böyle uzun ömürlü olmayacağını ya da sağlıklı olmayacağını düşünüyorum ben. Yani vücudumdaki en sağlıklı, en iyi yerden almam gerekmez mi o zaman normalde mantıken? Yani? Vücuttaki en sağlıklı, en iyi yeriniz neresi? Bilmiyorum orada, işte, orada yeteri ama kadar... Ama bence benim karnım değil yani, karın bölgem değil mesela. Çünkü ben hani yanında normalde şöyle bir şey söyleyeyim. Hani normalde böyle hani yağlanmada ilk yağlanan ve mesela... özellikle hani spor yapıp karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteriz ya o anlamda tabii söylüyorum. Ki. Çok böyle sevdiğimiz bir bölgede değildir aynen. Ya. Böyle... Çabuk yağlanır, zor kurtulursunuz filan. İyi bir şey değil gibi bir çağrışım yapıyor bana. Göbek yağı, göbeklenmek iyi bir şey değil sağlık açısından. Çünkü göbek çevreniz arttıkça kardiyovasküler riskleriniz ve bazı kanser risklerine artma şeyiniz var. Ama biz hekimler biraz önce sizin düşündüğünüz gibi düşünmüyoruz. Bilimsel yayınlar diyor ki göbek çevresinde ve basenlerdeki yağlar stem cell kök hücreler açısından son derece zengin. Ama oradan aldığımız yağı da o yağ olarak hemen getirip şey yapmıyoruz, işlemden çok, geçiriyoruz. Çok güzel. Değil mi? Önce şimdi bir biz arındıracağız. Oradaki yağı alıp hemen alıp oraya ekmiyoruz. O başka bir şey, o dolgu oluyor zaten. Onu tamam o yağ dolgusu. Evet. Kök hücreler hani nasıl eskiden Anadolu'da bir yiyeceği saklamak için yağı bandırırlar, yağda saklarlar. Kök hücreler de o yağ hücrelerinin içerisinde saklanıyorlar ve dinleniyorlar. İşte kışlaları orada şey yapıyorlar. Biz oradan aldığımız yağı minik bir liposuction işlemiyle aldığımız yağı bir takım işlemlerden geçiriyoruz. O yağ hücrelerini parçalayıp kök hücreleri ayrıştırıyoruz. Onlar hala uykuda. Çünkü ortada gerçek bir hasar yok. Canlandırıyoruz onları.
Ve istediğimiz yere naklediyoruz. Yüze naklediyoruz, saça naklediyoruz, işte eklem içerisine naklediyoruz. Eklem içerisinde de son derece etkili sonuçlar veriyor. Eklem kıkırdak harabiyetinde. Oralara naklediyoruz. Yani evet, işlemden geçirmek çok önemli. Burada bir şey var. Ben uzun yıllar yurt dışında kaldım. O yüzden yurt dışındaki uygulamaları çok takip ediyorum. Biz aldığımız yağ dokusunu saklamıyoruz, dondurmuyoruz. Neden? Çünkü sakladığınız, dondurduğunuz yerde kök hücrelerin canlılığı etkileniyor. Hemen işlemden geçiriyoruz. 37 derecelik vücut ısısını taklit eden yöntemle yaklaşık 3-3,5 saat sürüyor. Kök hücrelerin canlılığını etkilenmeden hemen işlemden geçirip onları ayrıştırıp aktive edip hiç bekletmeden kök hücreleri uygulamak çok önemli. Peki herhangi bir dezavantajı var mı? Bu yöntemin herhangi bir dezavantajı yok. Diğer yöntemlere göre avantajları var. Benim bu yöntemi tercih etmemin sebebi de bu. Yurt dışında yöntemi öğrendim ve çok yaygın kullanılıyor. Bizim ülkemizde nedense o kadar henüz yaygın değil. Bunlar kendi yağlarımız. Kendi kök hücrelerimiz. Dondurmuyoruz, saklamıyoruz, işlemden geçirmiyoruz, çok yoğun üretmiyoruz. Üretmenin bir dezavantajı var. Nedir üretmenin bir dezavantajı? Ne olabilirsiniz ya? Hatalı üretim olabilir. Aynen. Şimdi 1 iken 2 yapıyorsunuz. 2 iken 4 yapıyorsunuz. 4 iken 16, 16 iken 256. İşte 32, 64 gibi. Orada binde birlik bir kırılma, genetik bir kırılma. Bu sürecin sonunda inanılmaz büyük bir kırılmaya, biz ona mutasyon diyoruz. İnanılmaz büyük mutasyona neden olabiliyor. Kök hücre uygulamalarından çekinen bir kesim var. Neden çekiniyorlar? İşte bir takım istenmeyen yan etkiler olabilir mi diye. Halbuki bunlar bizim kendi hücrelerimiz. Herhangi bir modifikasyona uğratmadan onları canlandırıp, ayrıştırıp, aktive edip verdiğimiz için herhangi bir yan etki, istenmeyen doku reaksiyonu, alerjik reaksiyon ve steril şartlarda çalıştığınız için enfeksiyon riski de oluşmuyor. Şimdi şöyle sıraya dizebilir miyiz bunları? PRP dediğimiz platelet rich plazma birinci basamak. Evet, onun gerçek bir kök hücre olduğunu bile söylememek lazım. Çünkü çok çok cüzi miktarda, i̇şte 100 civarı, 200 civarı. Birinci basamak. Aynen. İkinci basamak da fibrosel. Çok güzel. Kulak arkasından aldığımız veya kasıktan aldığımız o deri parçası. Üçüncü son basamakta da yağ hücreleri en etkili ve kuvvetli olan kök hücre olarak sıraya dizsem olur mu? Tabii ki, evet. Ve diyelim ki yüzümde akne sıkarım var veya saçım dökülüyor. Siz veya bunları daha iyi biliyorsunuz zaten. Yanık estetik yarası var. Evet, veya işte boynumla ilgili bir estetik gençleşmeye ihtiyacım kesinlikle var. Yahut bel fıtığım var. Yani kıkırdak işte, rejenerasyonu, kıkırdak tamirini sağlayacağız. Evet, menisküsüm var. Aha. Bunların tedavisinde de birinci tedavimiz yağ hücrelerinden faydalanmak mıdır? En kolay, en basit işlem yarım gün sürüyor. 15 dakikada yağ alıyoruz steril operasyon odası şartlarında. Daha sonra hasta dinlenirken biz onu ayrıştırıyoruz ve ayrıştırdığımız, canlandırdığımız hücreleri gelip istediğimiz yere naklediyoruz. Dolayısıyla en mükemmel yöntem bana göre bu. Biraz önce söylediğiniz yöntem şunlar içindir. Otolog, yani kendi hücrelerimizle. Bir de otolog olmayan başkasına ait hücreler, işte embriyonik kaynaklı somon şeyleri falan gibi, onlarda size ait olmayan genler olduğu için problem yaşayabilirsiniz. Ama bizim kendi hücrelerimiz olduğu için yağ dokusu, dolayısıyla bir istenmeyen avantaj ya da dezavantaj, istenmeyen dezavantaj olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Pelvis kemiğinden de galiba bir parça elde ediliyor. Yine krista iliakadan, kalça kemiğinin kanadından oraya girip kemik iliği. Kemik iliği alıyoruz. Şimdi eskiden sadece kemik iliğiydi. Ama yağ dokusunun kemik iliğine göre yüzlerce kat daha verimli kök hücreler barındırdığı çok sayıda bilimsel yayınla saptanmış durumda. Dolayısıyla artık biz kemik iliğinde bırakıyoruz. Bir de kemiğinizin içine girmek biraz sıkıntılı, zor ve ağrılı. Evet. Onun için daha kolayı varken zoruyla niye uğraşayım diyorsunuz. Aynen, aynen. Peki bu yağı aldınız, nasıl bir işlemden geçiriyorsunuz? Yani her yerde yapılabiliyor mu? Hastane ortamı mı lazım? Yoksa bir klinik veya cerrahi bir ortam mı lazım? Nasıl bir yerde yapmak gerekiyor? Çok güzel. Bir takım kök hücre uygulamaları gerçekten ciddi etik ve bilimsel standartlara tabi tutulmalı. Yoksa monster, canavar yaratabilirsiniz. Ben dediğim gibi uzun süre yurt dışında da birçok ülkede de bulunup bu uygulamanın şey yaptım. Bir,
Bu işlem muhakkak bir cerrahi odada, steril operasyon odası şartlarında olması gerekiyor. İki, bana göre aldığınız yağı bekletmemeniz, dondurmamanız, başka merkeze göndermemeniz gerekiyor. Bu kısmında bazı meslektaşlarımla hemfikir değilim ama benim okuduğum yayınların hepsi freshly isolated, yani taze olarak izole edilmiş diyor. Çünkü taze dondurduğunuz zaman o şeylerin, stem cell'lerin, kök hücrelerin canlılığı etkileniyor. Dolayısıyla bence alır almaz hemen yapılması ve steril şartlarda yapılması gerekiyor. Üç, muhakkak tabii ki bu sağlık kontrolünde. Dört, bir sonraki aşama bunu kültür etmek. Yani hücreyi üretmek olabilir, kendi hücrelerinizi üretmek olabilir. Ama benim okuduğum yayınlar üretmekle aldığınız şeyi sadece işlemden getirip hemen hazır vermek arasında çok bir fark olmadığını söylüyor. Yurt dışındaki merkezlerde IV yani damar içerisine vererek bir takım gençleştirme uygulamaları olduğunu söylüyor ama Türkiye'de henüz bu yaygın değil. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın regülasyonlarına tabisiniz. Yani kısaca size menisküsüyle gelen, yürümekte zorlanan birine siz kök hücre yaptığınız zaman bir seansta onun şikayetlerinin büyük bir kısmını giderebiliyor musunuz? Çok güzel, harika. Biz verdiğimiz zaman bağ dokusu, ligament, kıkırdak, menisküs, bunlarda bir harabiyet, yırtılma, eskime, dejenerasyon varsa onları tamir edebiliyoruz. Ayrıca yüze de enjekte edersek bunları. Ya da saç dibine. Ya da saç dibine, çok güzel. Oradaki saç foliküllerini canlandırıyoruz ya da buradaki fibroblast aktivitesini arttırıyoruz. Yüze yapılan uygulamalarda yaklaşık bir 5-10 yıl civarında gençleşmenin olduğunu söylüyor. Bu dünyada artık ölüm yok ya. Öyle diyorlar zaten galiba, evet. Önümüzdeki günlerde bu kök hücre uygulamanın çok çok yaygın olduğunu göreceğiz. Hatta şöyle bir meslek çıkacak, doku mühendisliği. Geç bile kaldı. Evet. Çok geç kaldı. Bu fütüristik bir yaklaşım olabilir ama bir süre sonra Back to the Future gibi bunların olduğunu göreceğiz. Bir dahaki programda da bence doku mühendisliğini konuşalım Yüksel Hocam. Bugün zamanımız bitti ama bir daha sizi ağırlamak isteriz. İnşallah. Evet, bugünkü Yüksel Hocam'la programımız burada sona eriyor. Bizi izlemeye devam edin çünkü bizim program bitmedi.